Resulihi ve Resuluna iman getirmekte. Ve meha seb'ûne elfe melek. Senin ananla birlikte de 70 bin melek onu müşahit edilir. O da gelecek seni karşılamağa ki mehkere varsın sen. Han Khadija sallallahu aleyhi ve sellem'e geçen salavat edilir. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hakkı kesb olunmuş analardan biri de odur. O bizim esir anamızdır. Müminlerin anasıdır ifadesinin esas şamil olduğu şahsiyettir hanım. Khadija selamından anamızdır bizim, müminlerin anasıdır. O mukaddese, o rec'et ki bilirsiniz olacak, Hazret-i Hürzet zuhur edecek, Eccelallah fereceh-i şerif. O rec'et edenlerin arasında da hanım Khadija mevcuttur. Bilmeyenler de bilsinler, bilsinler ki hanım Khadija dirilip gelenlerden olacak rec'ette zuhurdan sonra. Ve nece gelecek? Hazreti Muhsin kucağında gelecek. Hazreti Muhsin, o hanımın sipt olunmuş balası, onun kucağında recet edilecek, gelecek inşallah zuhurdan sonra. Bəli, bu karşılama için bu cür tedbir neye göredir? Ay müminler, neye göre bu boyunda tedbirdir? Bak, niye Peygamberin dirilişinde bu baş vermiyor? Niye Amir el-Mu'mininin dirilişinde bu baş vermiyor? Hazreti Zehra sallallahu aleyhi ve sellem bu cür ne? Diriltme hadisesi baş verir. Bu cümle karşılama olur. Fikrim burada olsun lan. Çünkü hakkında kurulacak en büyük mahkeme onun mahkemesidir. Dəqiq bilin. Bu hanım için iki tane mahkeme kurulacak. İki tane mahkeme kurulacak. Hanım Zehra için. Biri bu dünyada kurulacak. Digeri kıyamet günü. Bu dünyada mahkemenin hakimi İmam-ı Zaman bu dünyada kurulacak mahkemeye hakimiyet edilecek. Hakim özü olacak. Anasının mahkemesini kuracak. Hakk hesabı olacak.